Herkese merhaba, güneşli günlerime hoş geldiniz. Bugün 2 Ocak. Nasıl miskinim, nasıl böyle halsizim size anlatamam. Sanırım beni ev bastı. Kaç gündür evden dışarı çıkmıyoruz. Hala pijamalarım üzerimde, hiç çıkartmadım. Güneş yanında. Yıldırım dışarı çıktı. Oh, kuzum benim, kuzum benim. Ben spora başladım. Yani bu sefer kesin kararlıyım. Her seferinde böyle söylüyorum, kesin kararlıyım diyorum ama bir şekilde bir yerden bırakıyorum. Dün 1 Ocak itibariyle tam 45 dakika çok ciddi bir şekilde pilates yaptım. Umarım bırakmam, devam ederim. Eğer bu şekilde gidersem, Niloya'nın da sesi geliyor. Ah. Gel bebeğim, kapıyı kapatalım o zaman anneciğim. Çünkü senin şarkın çıkıyor ya. Videoyu kesmek zorunda kalırım. O yüzden buraya geldim. 1 Ocak itibariyle başladım. Çok ciddi anlamda. Tam 45 dakika. Hani tabiri caizse. Kapı mı çaldı? Ay ben bir türlü konuşamıyorum. Tabiri caizse ağlaya ağlaya spor yaptım diyebilirim. Bugün uyandığımda yataktan kalkamadım. Bacağımın birini atıyorum böyle ah diyorum. Öbür bacağımı atıyorum oh diyorum. Yani inanılmaz derecede bütün kaslarım ağrıyor. Kollarımı kaldıramıyorum. Karın kaslarım çok ağrıyor. Belim, bacaklarım yani hiçbir yerim tutmuyor ama pes etmeyeceğim. Diyet yapmıyorum. Çünkü diyet yapamıyorum. Yani yapacağım desem yalan olur. Kesinlikle yapamıyorum yani. Bu arada bu oda çok sıcak. Neyse. Diyet yapıyorum dersem yalan olur. Yapamıyorum yani. Ama YouTube'da bir doktorun adını şu anda hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlamıyorum. Bir doktorun röportajını seyretmiştim. Diyet... Şok diyetler daha fazla kilo almamızı sağlıyor. Bunun yerine akşam 6'dan sonra hiçbir şey yemezseniz yani çiğnemeli olarak hiçbir şey yemezseniz eğer çok rahat kilo verirsiniz. Bu arada yanında da silipiler var. Manzara harika. Nereye gitsen bir şey çıkıyor. Bebekli evin halleri. O yüzden ben de yazın hatırlarsanız eğer izleyenler varsa aranızda ben bu yöntemle 7 kilo vermiştim ve gerçekten de kalıcı oldu. Kesinlikle almadım yani hiç bir daha vermedim ama üzerine de almadım. Stabil bir şekilde o verdiğim kiloyu korudum. Yazdan bu yana yaklaşık 3-4 aydır. Sevgilim elin sıkışır öyle yapıyorsun ya elin sıkışıyor anneciğim. Ya elin sıkışıyor. Kapıyı mı açmak istedin? Ben sana açayım aşkım. Anneye söyle anne yapsın bir tanem. Çık. Sürekli kesiliyor. Artık ne yapalım böyle bizim ev bebekli ev olunca böyle oluyor. Yani en azından stabil kaldı. Şey yapmadım, hiç kilo almadım ama vermedim de. Şimdi tekrar aynı yönteme geçtim, aynı yönteme başladım. Gün içerisinde istediğim her şeyi yiyorum ama akşam 6'dan sonra asla bir şey yemiyorum. Dün ilk günümdü. Allah'ım o kadar acıktım ki size anlatamam. Resmen midemin ağrısından, açlıktan uyuyamadım diyebilirim. Bir an önce sabah olsun uyanayım, kahvaltı yapayım diye düşündüm yani bütün bir gece. Hatta rüyamda çörekler falan yedim. O derece. Zaten çok azimliyim. Siz de göreceksiniz verdiğim kiloları. Ben yine bir tablo oluşturdum. O tabloyu da sizinle paylaşacağım. Bunlar dediğim gibi hem bana anı olacak hem de kendime fayda oldu. İzleyenlere de belki benim gibi zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar varsa konuşamadım. Onlara da yardımcı olur, destek olur diye düşünerek paylaşım yapmak istedim. Şimdi önce size listemi göstereyim. Oradaki beden ölçü listemi ve güncel kilo listemi. Ondan sonra da sizlerin yanında spor yapacağım. Haydi buyurun gidelim. Güneşi arkamdayım. Evet listem bu şekilde. Başlangıç, boyum, kilom, üst kol, alt kol, boyun, omuz, göğüs, bel, karın, basen,
Üst bacak, alt bacak. Yani işte baldır ve üst taraf gibi öyle düşünün. Onların hepsinin ölçülerini bu şekilde yazdım. Şu anda güncel kilom 75-40. Net gözüküyor mu? Evet, sanırım şimdi net. İkinci hafta olduğunda yazacağım. 4, 6, 8 ve 10. haftayı komple burayı yazacağım. Ve her hafta güncel olarak sizinle paylaşacağım bunları. Her iki hafta, ikinci haftada güncel olarak paylaşacağım bunları. Size her gün spor videosu çekmeyebilirim ama ben her gün mutlaka mutlaka kendimi zorlayacağım. Ve bu sporu yapacağım yani. Bazen 10 günü 10 dakika olur. Bazen 20 dakika olur. Bazen yarım saat olur, bazen 1 saat olur, bazen 5 dakika olur ama her gün mutlaka yapacağım ve buradaki ölçüleri sizinle birlikte paylaşacağım. Çok kararlıyım, gerçekten çok kararlıyım. Bu videonun içerisine kendim bana ait olan doğum öncesi resimlerimi koyacağım. Yani öncesi sonrası bir bakın. Geçen yazın yani 2021 yaz çok çok daha kiloluymuşum. Eski vloglarımı izliyorum. Gerçekten yani patlamak üzereymişim neredeyse. Şu an biraz daha iyiyim. Yani yazın bugünü izlediğimde, bugünkü videolarımı izlediğimde çok daha iyi olacağım inşallah. Şimdi ben spora başlıyorum. Görüşürüz. Ben spora başlıyorum ama üstümü falan hiç değiştirmedim. Çünkü güneşten fırsat bulamadım açıkçası. Şimdi spora nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Güneş uyumadı, güneş uyur diye tahmin etmiştim. Güneş uyusaydı eğer sporumu rahat yapacaktım ama güneş uyumadığı için artık o böyle etrafta takılırken ben de sporumu yapacağım. Pijamalarımı yapacağım. Vallahi hiç giyinmek istemedim. Önemli olan zaten spor yapmak. Rahat kıyafet giyip spor yapmak yani. Ben de bu şekilde rahat ediyorum. Sporuma başlayacağım inşallah. Güneş fena bakıyor. Önce biraz ısınalım, değil mi anneciğim? Bu arada arkamda Nilo'ya açık. Yapacak bir şey yok. Zaten hızlandıracağım buraları. Terliğimi de şöyle çıkartayım. Şöyle saklayayım. Güneş kaçırıyor çünkü. Ay, düştün anneciğim. Bir sarıl anneyi, annem de. Kalk bir annem de. Kalk bir annem de.
Tam 15 dakika yapmışım. Evet, video saatine bakarak tam 15 dakika yapmışım. Bugünü böyle bitireyim. Çünkü güneş görüyorsunuz hiç durmuyor. Al bebeğim. Of, dünden de her yerim ağrıyor zaten böyle. Çok ağır çalışmışım. Yıldırım da dışarıda. Sanki yıldırım geldi gibi. Ama anahtar yok onda. Neyse, bugün de böyle bitirelim. Sporumuzu da yaptık bugün. Spor vlogu olsun. Of, her yerim ağrımış gerçekten. Yarın yeni bir günde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın.